Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere incili balık sırtı bilekliğin yapımını göstermek istiyorum. Elimde gördüğünüz model. Çok zarif ve bilekte duruş yine çok güzel modellerden bir tanesi. Şöyle göstereyim. Yanlardan kristalli, kum boncuklu ve ortası incili. Modelin yapımı çok kolay, çok akılda kalıcı. Şimdi malzemeleri göstereyim. Ortasındaki şu gri füme renkte olan inciler 6 milim. En orta kısmında, iskelet kısmında kullandığım incilerim 6 milim. Burada inci yerine 6 milimlik kristal de tercih edebilirsiniz. Şu yanlardaki kırmızı boncuklarımız 4 milimlik normal kristal boncuk. Ve aralardaki minik boncuklarım da normal 11 numara dizi kum boncuk. Modeli 20 numara misina ile çalıştım. Papağanımız, şöyle zincirimiz, başka ekstra bir malzememiz yok. Şöyle göstereyim. Hemen yapımına geçebiliriz. Bu şekilde misinamı iğneme taktım. Zemini koyu renk seçtiğim için modeli yine misinayla çalışacağım bu modelde. Misinamı oldukça uzun alıyorum çünkü İki tur atıldığı için her sırada oldukça fazla misina yiyen bir model. Sonradan ek yapma gereği olmasın. Baştan misinamızı uzun alalım. Ama ben net bir ölçü şu an ölçmedim. Yanımda ölçebileceğim herhangi bir şey olmadığı için ölçü alamıyorum. Göz kararı aldım. Daha sonra yine her zaman olduğu gibi aparat takma yerini yapacağız. O yüzden şöyle bir miktar. Buradaki ölçümüz de şu, iğneye bunu takıp bir halka yapabileceğimiz kadar göz kararı başta bir misina ayırıyoruz. Parmağımıza sarıyoruz. Normalde kullanacağımız boncuklardan farklı renkte bir tane stop boncuğu atıyoruz. Şöyle, o daha yakınlaştırayım. Şöyle, farklı renkte bir stop boncuğu alıyoruz. Tutucu boncuk. Bu çalışırken gevşeme yapmaması için yapıyoruz bunu. Bundan şöyle bir tane ters geçelim. Ve buraya sabitleyelim. Sabitlediğimiz noktadan sonra, yani şu başlangıç kısmında biraz misine bırakmayı da unutmuyoruz. Şimdi parmağımıza sardık. Şimdi şöyle iki tane inci 6 milimlik. Bu 2 inci sadece başlangıçta alıyoruz. 2 tane 6 milimlik inci, 4 tane 11 numara kum boncuk, 1 tane 4 milim kristal, 4 tane yine 11 numara kum boncuk. Sıralamamız bu şekilde. Ve bunu geriye gönderiyoruz. İnci yerine burada kristal de tercih edebilirsiniz. Geriye gönderdik. Şöyle yakınlaştırayım. Evet, netleşti odağımız. Gayet net görünüyor. Şimdi stop boncuğumuzdan geçmiyoruz. Stop boncuğumuzdan sonraki şu iki tane inciden şöyle tersten giriyoruz. Geçişimizi yapıyoruz. İncilerimden geçtim. Şöyle stop boncuğuma yaslıyorum. Gevşek olmaması için. Şimdi şöyle çevirelim parmağımızda. Parmağımıza sardık. Ve şuradaki sayıların aynısını tekrar alıyoruz. Yani 4 kum boncuk, 1 kristal, 4 kum boncuk alıyoruz. Aldım. Ve yine az önceki gibi stop boncuğunu atlıyorum. Ondan geçmiyorum. 2 adet inciden sadece geçiş yapıyorum. Ve şöyle... İki tane incinin sağına ve soluna kum ve kristal yerleştirmiş oldum. Şöyle çekelim. Stop boncuğuna iyice yaslansın. Sıkılaşmış olsun. Şimdi parmağımıza tekrar sardık. Misinamız incinin ortasında. İnciden çıkmış vaziyette misinamız.
Ve bu kez inci sayısını başlangıçtakinden farklı olarak teke düşüyoruz. Diğer sayılarımız aynı. 1 inci, 4 kum boncuk, 1 kristal, 4 kum boncuk aldık. Ve bunu şöyle rahat çalışabilmek için geriye gönderelim. Aşağıya gönderelim. Şöyle yerine oturtalım. Ardından yine parmağımıza sardık. Bakın. Başlangıçta da iki taneden geçmiştik. Yine iki tane inciden geçeceğiz. Hep bu sayıları aldığımızda sondaki iki inciden geçiyoruz. Bir adet yeni aldığımız, bir de bir önceki inci. Alttaki inciden ve yeni aldığımız inciden geçişimizi yapıyoruz. Şöyle yavaşça çekeyim. Boncukların oturma yönünü de göstermiş olayım. Bakın. Yeni aldığımız boncuklar bir önceki aldıklarımızın üstüne oturacak. Şimdi şuradaki eksik parçayı başlangıçta yaptığımız gibi tekrar yapıyoruz. Yani 4 kum, 1 kristal 4 kum alıp bu kısmını şu eksik olan tarafa yerleştireceğiz. Evet, yine 4 1 4 yaptık. Bakın. 4 kum, 1 kristal 4 kum yaptık. İpimiz baştaki incinin ortasından çıkmış vaziyette misinamız. Tekrar az önceki gibi 1 2 inciden aşağıdan girip yukarıdan çıkacağız. Şöyle misinamızı iğneye sarmıyorum. Burada dikkat edin. Şöyle boncukları yerleştirdiğimiz yöne çekiyorum misinayı. Altta kalmasın diye. Ve misinamı yıpratmadan şöyle düzelterek çekiyorum. Bu tarafı aldım. Çektim ve yerine oturttum. Her iki tarafta tamam. Aslında bundan sonra yani bilekliğimizin mantığı bitti. Başlangıç ve ilerleme kısmını göstermiş oldum. Bundan sonra hep aynı işlemi yapacağız. Bir inci, 4 kum, 1 kristal, 4 kum alıp yerleştireceğiz. Eksiği tamamlayacağız. Tekrar birincili yapacağız. Bu şekilde 16 santim ilerleyeceğiz. Ama ben yine de bir tane daha aralık göstermek istiyorum. Yani şimdi iki tarafını yaptık. Tekrar 6 milimlik bir tane ince aldım. Pardon, bir saniye. Tekrar 6 milimlik bir incimi aldım. 1, 2, 3, 4 tane kum boncuk. Bir tane kristal. 1, 2, 3, 4 tane kum boncuk. Evet. Bu şekilde aldım tekrar aynı sayıları. Rahat çalışabilmek için yine geriye gönderiyorum. Parmağıma sarıyorum bu şekilde. Ve 1 inci, 2 inci. Başka hiçbir şeyden geçmiyoruz. Sadece 2 tane inciden geçişimizi yapıyoruz. Şöyle yavaşça göstereyim. Bakın, boncukları bir önceki boncukların üzerine oturtuyoruz. Sıkılaştırıyoruz. Bu kadar. Şimdi eksik olan diğer yönü tamamlayacağız. 1 2 3 4 1 1 2 3 ve 4. 4 kum, 1 kristal, 4 kum. Aldım. İnciden, gerideki inciden battım. Öndeki inciden çıktım. Toplamda 2 tane inciden geçişimi yaptım. Şöyle yavaşça çekiyorum. Bakın boncukların bu tarafa geliyor. Siz elinizde şöyle düzeltip oturtacaksınız. Daha sonra bozulmuyor zaten. Şurası da aparat
kısmını yaptıktan sonra düzeliyor. Bu şekilde bilek ölçümüz ne kadarsa o kadar örüyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örüyoruz. Ben yaklaşık yine her zamanki gibi 16-16,5 santim kadar örüyorum. Yine aparatları nasıl takacağız, aparat takma kısmını nasıl yapacağız onu göstereceğim. Tamamlayalım, devamını da göstereyim. Ortalama 16 santim kadar ördüm. Balık sırtı görünümlü. Her iki tarafı da aynı. Her iki yönünü de kullanabilirsiniz. Modelimi bitirdim. Şimdi şu her iki yöne de bir aparat takma kısımlarını yapacağız. Papağan ve halkayı nasıl takacağız onu göstereceğiz. Yalnız şu noktayı söyleyeyim. Şu bitiş noktası, şuralar açık ama bitiş noktasında şu son boncuklar böyle kapanabilir. Zaten orası bileğin iç tarafına geldiği için çok önemli bir detay değil. Yani benim son uçlardaki boncuklarım neden açık durmuyor diye düşünmeyin. Benimkiler de aynı oluyor. Şurada görüntü bu şekilde oluyor. Ama dediğim gibi şöyle iç tarafa geldiği için sorun olmuyor bende. Şimdi ipimiz yine her zamanki gibi inci de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hatta 8 tane filan da alabilirsiniz. Buradaki oluşturmak istediğiniz halkanın boyutuna göre 7-8 tane kum boncuk aldım. Ve halkamı tekrar aynı incinin içerisine yapacağım. İpimin bulunduğu inciden ters geçiyorum. Ve halkamı buraya kuruyorum. Aparat takacağım halkayı kurdum. Şimdi yanlardan yürüyelim. İsterseniz şurada direkt kristalden geçersiniz. O kısmın açılmasını sağlayabilirsiniz. Bakın direkt kristalden geçtim. Burada kum boncuktan geri yürüdüm. Bu aparatı doğrudan inciye de takabilirsiniz. Ben halka yapmayı tercih ediyorum. Farklı yönlerden batarak halkamızı sağlamlaştıralım. Buradaki yürüme yolu tamamen sizin zevkinize göre değişebilir. Yani nasıl kolayınıza geliyorsa bu kısmı o şekilde tercih edebilirsiniz. Yine şöyle kristalden çıkıp inciye geçtim. Böylece burasının açılmasını sağladım. Yapmaya da bilirsiniz tabii ki de bakın. Bu detayı eklemeyebilirsiniz. Eklerseniz böyle açık durur. Eklemezseniz şöyle kapalı durur. Şimdi bu halkanın içerisinden bir kez daha geçeceğim. Yaptığım halkadan iyice sağlamlaşmasını sağlıyorum. Burada düğümümü atacağım. Sarıyorum. Normal dikiş düğümü atıyorum. Birkaç boncuk ilerledim. Tekrar sardım birkaç tane. Düğümümü attım. Şöyle düzeltelim. Düğümden tekrar uzaklaşıyorum. Şöyle incilerden geçiyorum. Birkaç inci ilerledim. Şöyle çıktım. Ve burada ipimi
Boncuğa olabildiğince yakın kesiyorum. Yakmayla uğraşmayacağım. Böyle modelimiz hazır. Sadece burada yaptığımızın aynısını, şu kısımda yaptığımızın aynısını buradaki stop boncuğunu çıkararak yapıyoruz. Şu boncuğu çektiğinizde zaten buradan çok rahat bir şekilde çıkar. Buraya aynen iğnemizi bu ipe takıyoruz. Ve burada yaptığımız gibi 7-8 tane boncuk alarak buraya da bir halka takma yeri yapıyoruz. Ve dilediğimiz şekilde aparatını, zincirini, süsünü takıp bilekliğimizi kullanabiliriz. Gayet kolay, yapımı çok akılda kalıcı ve gerçekten benim daha önce de bahsettiğim gibi çalışmaya değer. Çalıştığınızda ortaya çıkan sonuç gayet güzel. Şöyle bileğinize taktığınızda oldukça hoş bir görüntüsü var. O yüzden çalışmaya değer ve çalışması çok zevkli bir model. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Farklı modellerde ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.